Arkadaşlar merhaba, bugün Kork'tayım. Geldik Mustafa'yla. Güzel bir gün var. Hava 10 derece, bulutlu, güneşli ama çok güzel. Şimdi Kork'u gezeceğiz yavaş yavaş. Buradan da inşallah güzel bir çekim yapacağız. Işıkta bekliyorum dedim ve ışık yandı. Sağ olsun. Çok bekletmedi beni. Arkadaşlar işte böyle burada da böyle şeyler var. Alışveriş merkezleri. Her yerde olduğu gibi. Merchant Key. Marks & Spencer görüyorum. Güzellik salonları var. Burası ana caddelerinden biri. Tam merkezdeyiz Kork'ta. Her yerde olduğu gibi tabii McDonald's'ımız hiç eksik olmaz. Hatta Kork'ta birkaç tane var şehir merkezinde. Bu da Peter Mark, İrlanda'nın en meşhur güzellik salonlarından biri. Kork'un büyük postanesi de burada arkadaşlar. Burası Oliver Plunkett Street. Aynı zamanda bu sokakta Oliver Plunkett. Çok güzel bir yer. Ben birkaç kere bulunmuştum. Kork'a gelecek arkadaşlara tavsiye ederim. Burası herhalde bit pazarı. Merhaba arkadaşlar, Flyfit'in önündeyiz. Hep bahsediyoruz İrlanda'da spor salonlarından. İşte bu Flyfit İrlanda'nın her yerinde var. Dahilinde 15 ya da 16 tane olması lazım. Kork'ta da şimdi gördüm. Sorduğunuz işte spor salonu uygun olan bu. Yıllık alırsanız sanırım aylık 22 euroya denk geliyor, o civarlarda 22-23 euro. Aylık alırsanız 29 euro. Bu arada roaming diye bir şey var. Mesela roaming'de satın alırsanız 3 euro da aylık. O zaman istediğiniz şubesine gidebiliyorsunuz. İstediğiniz şubesine gidip orada spor yapabiliyorsunuz. Bu da ayrıca güzel bir şey. Arkadaşlar Kork gezimiz devam ediyor. Şimdi bir şey gördüm, onu sizinle paylaşmak istedim. Dublin'le Kork arasındaki farklar nelerdir, böyle kıyaslamalar yapılır ya. Bir tanesi şeyler arkadaşlar, Dublin çok düzdür, Kork bayağı yokuşludur. Görüyorsunuz insanlar böyle sıcakkanlı, videoya girmek için kendi haline girdi. İşte arkamda görüyorsunuz arkadaşlar, şurada tepede evler var, birazdan onu da çekelim. Böyle bir Dublin'le Kork arasındaki farklardan biri bu. Onu da söylemek istedim. Burası arkadaşlar Kork'taki otobüs terminali. Eskiden Go Bus falan da buradan kalkardı ama şimdi sadece Bus Air'ın ve Expressway buradan kalkıyor gibi. Go Bus otobüsleri nehrin diğer tarafında duruyorlar. Hem orada indiriyorlar hem de yine Dublin'e giderken de o taraftan biniyorsunuz. Arkadaşlar Kork gezimiz devam ediyor. Şu an Opera House'un önüne geldim ama ondan önce böyle arkama bir nehri alıp size etrafı göstermek istedim. İşte şimdi göstereceğim Opera House neresi? Burası işte arkamdaki yer Opera House. Kork'un asıl merkezi burası yani. Merkezi dediğim zaman Opera House denip buradan da devam edeceğiz. Hadi bakalım görüşürüz. Devam ediyoruz tura. Şu an tam şehir merkezindeyim. Opera House'u geçtim. Opera House'u geçer geçmez böyle bir meydan gibi küçük bir meydan var. Burada işte köşede hemen Costa var. Şu an arkamda bir kubbesi olan yer Costa. Bayağı gözde. Bugün de hava çok güzel. Herkes orada. Bu sokakta da mağazalar var. Hemen arkamda giyim mağazaları var. Köşede işte Starbucks var. İşte böyle belki vaktim kalırsa o tepelerden birine çıkıp böyle yukarıdan da bir şey deneyebilirim. Ama asıl amacım bir Türk arkadaş bulursam buralarda onunla sorular sormak. İşte zaten biliyoruz da yani işte buradaki konaklama durumu nedir? Ondan sonra kiralar ne kadar? İşte başka iş imkanları ne? Ve herkesi ilgilendiren bunları soruları sormak istiyorum. Arkadaşlar burası Nandos Kork'ta. Burası tavukçu yani tavuk üzerine yemekler işte kızartmalar, barbeküler artık aklınıza ne gelirse yapan yer ama çok lezzetli. Ben birkaç kez gelmiştim vegan olmadan önce tabii eskiden artık et yemediğim için bunu artık bu zevklere varamıyoruz. Ama siz işte et yiyenler için Nando özellikle tavuk sevenler için çok güzel bir mekan. İçerisi de çok güzel. Gidip bir denemenizi tavsiye ederim Kork'a gelenler için. Şimdi yalan söylerseniz böyle burnunuzda arkadaşlar. Sakın yalan söylemeyin. Yani. Bir de arkadaşlar böyle İrlandalıların şeyleri var. Tatlı sweet shopları var. Her türlü şekerleme bulunuyor içeride. Ara sokaklardan devam ediyoruz tura arkadaşlar. Yine İrlanda'nın çok böyle kendine özgü bu ara sokaklarında olan çok güzel kafe ve restoranların oradan geçiyorum. Kork'ta tam merkezde şeyden sonra Opera House'dan sonra yani onu geçtikten sonra ki alanda böyle ara sokaklardan çok var. Çok güzel de restoranlar var. Kork'a gelenlere mutlaka ara sokaklara gelip burada bir restorana, kafeye oturup yemek yemeni tavsiye ederim. Bir Türk arkadaşla karşılaştım. Delivery yapıyorsun burada. İsim neydi? Özgür. Benim de Özgür. Memnun oldum. Adaşımı buldum Kork'ta. Ne kadar zamandır buradasın? Yaklaşık 2,5 ay oldu burada Kork'a geleli. İngilizce öğrenmek için geldim zaten. Birçok öğrenci gibi. Evet. Nereden geldin? Yani İstanbul'dan diyelim. İstanbul'da Hı-hı. çalışıyordum. Hı-hı. İstanbul'a yakın bir yerde daha doğrusu. İstanbul'a yakın bir yerde çalışıyordum. Sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyordum. Sosyal hizmet uzmanlığından. Yani Türkiye bir derler ya. Türkiye bir avukatı kaybetmiş. Bir sosyal hizmet uzmanını kaybetti. Şu anda bir yemek servisi kazandı. Yani bir amele kazandı diyebilirim ama memnunum sonuçta. Yani yaşam kalitemizi artırmak için buraya geldim. Evet. Şartlar zor biliyorsun ama onu bilerek geldim. Tabii ki de. Yani bunun için mücadele ediyoruz şu anda. Yaşam kalitemizi daha çok artırmak için. Yani Türkiye'deyken beyaz yakalıydım. Buradayken mavi yakalıyım. Ama buranın mavi yakalısı Türkiye'nin beyaz yakalısından daha çok kazanıyor ve hayat kalitesi daha yüksek en azından. Yüksek. Peki ne kadar kira veriyorsun? Şu anda benim olduğum eve 510 euro kira veriyorum artı faturalar. 510 single room mu yoksa paylaşıyor musun? Yok ben tek kalıyorum. Sadece ben kalıyorum. Ev komple bir yok odada sadece ben kalıyorum. Öyle bir şey olsaydı keşke dedim ama. Şimdi ne kadar yani iyiymiş. Oda 510 euro yakın mı merkeze? Merkeze yakın tamamıyla şansına buldum. Yani herkes benim kadar şanslı olmayabiliyor. O yüzden doğru. Şanslıyım. Zaten buranın da en büyük sorunu konaklama artık bilinen bir klişe. O yüzden 510 euro şehre yakın sayılır. Yürüyerek zaten aynen, okuluma da yakın. Şey nasıl peki? Delivery kazancı iyi mi? Ya ben açıkçası başka bir işte çalışıyorum. McDonald's'ta çalışıyorum. Hani part time olarak delivery yapıyorum boş zamanlarda. Çünkü sadece 20 saat çalışma hakkımız var. Genelde öyle şey. Genelde arkadaşlar bir iş yapıyorlar, bir de ikinci iş olarak da delivery yapıyorlar. Yoksa yetmiyor. Yani part time'dan kazandığın para senin sadece kirana ve faturalarına yeter. Aynen öyle. Onun dışında başka bir iş yapmak zorunda kalıyorsun. Şimdilik bir sorun yok. Yani delivery herkes delivery yapıyor açıkçası. Biraz kazancı değişiyor kullandığın araca göre, tabii, kullandığın hesaba göre belki. Seninki ne, elektrik mi? Yok, elektriksiz değil, normal. Ben abanıyorum şu anda. Çok iyi vallahi. Ama düşünüyorum yani, tabii, motor almayı düşünüyorum şimdi. Motor mu? Aynen. Güzel. Ehliyet motor var mı? Ehliyet yok ama sanırım Türk ehliyeti bir sene geçerli. Evet, motordan tam emin değilim ama geçiyor. 50 cc'ye kadar bir sene sanırım geçerli. Bilmiyorum, belki de riski göze alın. Bir motora döneceğim. Çok güzel. Türk sayısı nasıl burada Kork'ta? Dublin'de şimdi şey gibiyiz de böyle her köşede biz varız. Mesela Starbucks'a gidiyorsun. Burada da öyle. İçeride 15 kişi var. 2 çalışan Türk. 7 kişi ise oturan Türk mesela, öyle bir durumda. Yani Kork'ta da açıkçası öyle. Hani Türk, öyle yani. Zaten muhtemelen ülkenin malum durumu Türkleri buraya göç etmeye zorluyor. Doğru. Yani o yüzden geliyor. Burası da kalabalık yani. Aynen yani çok şey anladım. Havasında değil, her yerde Türk var. Yok andan değil. Sonuçta, merak ediyoruz sayıları falan. Sonuçta insanlar kaçıp geliyor yani bir şekilde. Tabii. Evet, sayımız fazla. Anladım. Açıkçası. Güzel. Peki bir şey Türkiye'den geleceklere bir mesajın var mı? Türkiye'den geleceklere mesajım şu, sabırlı olmaları. Eğer geleceklerse burada sabırlı olmaları gerekiyor. Çünkü bürokratik işlemler çok ağır işliyor. Evet. En basitinden bir banka hesabı açmak bile 1-2 haftanı, hatta 3 haftanı alabiliyor. Bu yüzden ciddi bir sabırla gelmeleri gerekiyor. Beklentilerini çok açıkçası yüksek tutmaları gerekiyor. Yani her şeye hazırlıklı olmaları gerekiyor kısacası. Ev bulamayabilirsiniz, iş bulamayabilirsiniz ya da bulursunuz da geç bulabilirsiniz. Bu sizi gerebilir. Bunu çok takmamanız gerekiyor. Yani sabırlı olmanız ve Avrupa'ya gidiyorum, çok kazanacağım, her şey çok güzel olacak havasında gelmemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi haftanın 7 günü çalışıyoruz yani ve çalışmak zorundayız. Böyle bir durumun içindeyiz. Yani hayırlısı olsun. Evet. Son olarak burada GNIB ve PPS ne kadar sürede çıkıyor? Ya o da değişiyor duruma göre. Benim cinayibim başvurduktan sonra 3 hafta sonra geldi. Ya zaten 3 hafta resmi süresi. Peki randevu ne kadar sürüyor? Randevusunu almak? Kork için mesajını atıyorsun. Mesaj attıktan bir ay sonra sana randevu tarihi veriyorlar. Tamam, randevuna da 1-2 hafta sonra gidiyorsun. 3 hafta içinde de cinayibim mutlaka geliyor. Benim ikinci haftanın sonuna doğru geldi. PPS'de 12 günde geldi. 11-12 günde geldi. Randevu var mı? Orada da yine ileri tarihi atma gibi şeyler var mı? Yoksa sadece cinayibide mi yapıyorsun? PPS'te online başvuruyorsun zaten. Online işe girdiysen işten aldığın mektupla başvuruyorsun. Onları koyuyorsun. Daha çabuk geliyor cinayipten. Daha 12 günde. Yani benimkisi 12 günde geldi. Çok güzel. Aynen. Ondan sonra zaten vergi iademi falan geri aldım. Çok güzel. O şekilde. Süper. Çok teşekkürler Özgür. Çok sağ ol. Kırmadın bizi. İnşallah istediğin gibi olur her şey. Yani amaçlarına ulaşırsın. Umarım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Duruma gireceğim şimdi. Çok iyiymiş. Bu arada bana şunu gösteriyor. Bunu hediye vermişler kendisine. Otobüsten indik. Nehirdeki kanalizasyon kokusunu, salatalık kokuyor ya buralarda. Bir salatalık sandviç yiyeceğim dedi. Bütün gün salatalık sandviç aradı, en sonunda tabii ki aldı. İzinden ne bulmuşsa almış, 3 euro, 1 euro. Güzel, 3 euro eder yani. Çok iyi. 3 değil, 2 euro. 2 euroymuş hatta, bak 2 euro. Şu 1 euro DC, bunlar takvim, 2022, hani geçti dersiniz ama posterleri çok iyi, arkasında posterler var, göstersene. Bunlar posterler falan var. Takvimmiş arkadaşlar bu. Ne? Yemek mi istiyorsun? Gel. Pizza mı? Sigara gel, şu bisikleti almak istiyorum. Burada çok şey, 1000 liraydı. 2016'larda falan. Satılığa mı çıkarıyorsun bunları? Aldık. İyizinden biri aldık, 5'e satıyoruz. Evet arkadaşlar, Mustafa İyizin'den aldıklarını astı demirlere, bunları satacak herhalde. Gider ayak ticarete giriyor. Evet, sokak satışı bulduk. Kalemler ne kadar? Türkçe bilmiyor arkadaşlar. Ama işte Penzermen. Ha? Gönlünden ne koparsın? Görüyoruz, bakıyoruz. İçilmiş San Pellegrino var, boş soda. Şişeyi mi satıyorsun arkadaşım? Soda değil lütfen, hakaret sayılır. Tamam, sodayı mı, aman şişeyi mi satıyorsun? Mineralli su. Mineralli sunun şişesini satıyoruz. Okay. Arkada ticarete başladı ama pek iyi değil ya. Şu anda korktu, askıda ekmek projesini başlatmış bulunmakta. Askıda bıraktın mı onları orada? Evet. Hakaret etsin seni. Bak askıda ekmek, bak gel yıllar sonra gitmiştin, onlar hala orada duruyor, kimse dokunmuyor. Ha şu Woodford. Korku simgesi haline gelecek onlar. Evet. Mustafa ile bir araya geldik, yine muhabbet başladı tabi. Şurada Woodford'da ne anılarım var? Ne anılarım var? Allah, şurada ne anılarım var? What is this? 235 euro iPhone 8 64 GB. Evet, klasik yine emlakçıdan çekiyoruz fiyatları. Contessa Hotel mi? Otelin yarısını 555.000 euroya satıyorlarmış. Ne ya? Otel lan, park bunlar şey ya. Ne bunlar? 555 euro ya. Ya bunlar tatil paketleriymiş, ben de emlakçı diye bakıyorum. Karşıda Musa Berber var. Tabii ki Türk berberi olmayan bir yer düşünemeyiz. Berberci ve kebapçılar olarak dünyaya yayılmış durumdayız. Telefon alıyor. Pazarlık yapacağım dedi. 235 euroydu iPhone 8 64 GB. Pazar 200'e alacağım dedik. Rakip bakalım ne yapacak, merak ettim. Orada bıraktım ben onu. Mustafa, Çinliler çok iyi pazarlık yapıyor. 230'a indirebildim. Konuştum. Dedim eski patronum Çinli dedim. Bunu dedim Türkiye'ye götüreceğim. Hediye alıyorum. Eski ne olur indirim. Çinli diye indirim. Çinli. İsterim tabii kardeşim. Burası İrlanda. Biz de hemşehrilikçilik girdik. Burası İrlanda. Okey, ne yapıyoruz şimdi? Aslında şu an böyle tam bir tane atıp devam etmeli, biliyor musun? At abi. Şöyle bir bara gireyim. Bakayım, bir tane bir viski atıp çıkalım. Bakalım. Hayır. Evet. Haydi. Hey. Good, yeah. Can I try maybe Jameson? Yeah. Jameson. Yeah. Do you like ice or? No, it's neat. Yeah. Thank you. Arkadaşlar, klasik bir İrlanda barına geldim. Gündüz tabii, saat daha 2:30. İçeride kimse yok yanımda. Barda birkaç kişi oturuyoruz sadece. Bir James'e söyledim. İrlanda'nın meşhur viskisi. Bundan alıp içip devam ediyorum yoluma. Gün ortası bazen böyle yapmayı seviyorum. Şulançe. Bayağı güzel bir tadı var. İyi demlenmiş yani. Öyle diyebilirim. Buraya daha önce gelmiş ünlü kişilerin fotoğrafları var. Yani sadece ünlü değil, yani ünlü olmayanların da var ama genelde işte gruplar, şarkıcılar, ünlüler de gelmiş buraya. Buranın adı neydi? Uppsala mı? Uppsala mı? Evet. Şöyle şuraya oturalım. Çok güzel bir ortam. Tam böyle klasik İrlanda pub'ı. Her yerin işte şu tahta olması şu yani. Yani özelliği biz mesela kültür farkları var işte. Yani genelde tahta kullanıyorlar. Kapılar tahta. Etrafta işte duvarlar tahta, mobilyalarla yapılmış. Böyle güzel bir havası var. İnsan içeri girince içi açılıyor. İçiniz açılınca da içiyorsunuz. Şerefe. Bayağı iyi. Bayağı iyi. James'in ben Türkiye'ye geldiğimde alıyorum. Açıkçası denemiştim ama böyle karambolde deniyorum. İşte arkadaşlarla buluşup bir ortamda orada deniyorsunuz hemen hızlı hızlı. Böyle tadına bakma ve tamamen keyfini çıkarma olmuyor. Onun için şu an tam yerindeyim. Çok güzel, ortam çok iyi. Müzik iyi. İçerideki insanlar tam bar havası var içeride. Ve işte İrlanda içkisi olunca, böyle bir ortam İrlanda içkisi olunca artık tadından yenmiyor. Bunun tadından içilmiyor diyebiliriz. Çıkarken herkesten bir bay aldık. Hadi barmenler. Barmenlerin iyi günler demesi okey ama oturanların da güle güle demesi ayrı bir şey. İşte burası İrlanda, o yüzden güzel arkadaşlar. İnsanları güzel. Yani ben biliyorsunuz videolarımda asla şunu yapmıyorum. Hani güzelliklerini gösterip kötü taraflarını anlatmamazlık yapmıyorum. Bilhassa tam tersi. Biraz daha kötü yanlarına bastırıyorum. Yani onları daha öne çıkarıyorum ki İnsanlar böyle umduklarından çok böyle hayal kırıklığına uğramasın diye. İrlanda mutlu olan ülkeler arasında 13. sırada. Dünyada yani düşünün 195 ülke var. En mutlu 13. ülke olarak seçilmiş. Bu da çok önemli bir şey. Bu da işte yaşam refahını, hayat seviyesini gösteriyor. Burada bir arkadaşım var. Sizi tanıştırmak istedim. Sen bil. Hey. Bu arada Mustafa nerede ya? Tamamen Mustafa'yı kaybetmiş durumdayım. Turumuz devam ediyor. Şu an Geç Sineması önündeyiz. Yani burada sinema var. Merkezde biraz ileride. Yani gördüğüm kadarıyla bir not ileteyim size. Çok sayıda şey var, dükkan var, mağaza var, restoran var, bar var. Aklınıza gelebilecek her şeyden var. O yüzden iş olanaklarında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Mustafa gibi iş seçerseniz, yok ben kendi işimi yapamıyorum falan derseniz tamam gelmeyin. Ama kendi işini yapmadan işte diğer beyaz yaka dediğimiz işleri, mavi yaka dediğimiz işleri yapabilirsiniz. Dünya kadar iş var burada. Onu da söyleyeyim dedim. Geliyor arkadaş, biz de gidiyoruz. Ortam da müthişti. Soğuk mu? Biski mi? He. Ve biski soğuk verilir mi? Yani burada asılı duruyor. Oradan basıyorlar, veriyorlar. Asıl soğuk olacak. Asıl hava... Hayır, buz attırıyorsun öyle şeylerde. Olmaz, olmaz. Erir, biskinin tadı kaçar. Burası meşhur İngiliz market. Ama olsun neymiş ya. Güzel bir bar. Biri bir tane de burada mı atsa? Arkadaşlar Cork gezimiz devam ediyor. Şu ana kadar gerçekten çok güzel buldum. Zaten burada ilk günü, ilk defa değil benim. Daha önce de buraya geliyordum. Diğer illeri karşılaştırdığımda çok daha iyi onlar. Yani burası çok daha iyi. Bir kalabalık geçiyor. Ay. Evet, tabii korku diğerlerine göre daha güzel. İtiraf ediyorum. Korku tavsiye ediyorum kesinlikle. Yanlış anlaşılmasın. Ben yani İrlanda çok güzel, her şey yolunda. Hiçbir sorun yok demiyorum. Ben sadece tanıtıyorum buraları. Şehirleri geziyorum tek tek. Çünkü herkes seçeneklerini görmek istiyor. İrlanda'da işte herkes, çoğunluk Dublin'de. Diğer şehirlerden de fırsatları görmek istiyorlar. Orada her geçen de bir selam veriyor. Hakikaten çok iyi. O anlamda çok yani iyimser, sevecen insanlar. Evet, şey diyordum yani, ben dediğim gibi İrlanda çok iyi demiyorum. Her şey çok yolunda demiyorum. Sadece dediğim, sizlere seçenekler sunuyorum. Çoğunluk Dublin'de, Dublin dışında 4 şehir daha gezdim sizler için. Ve korku gayet iyi buldum. Ya arkadaşlar, her yerde yaptığımız gibi burada da fiyatlara göz atıyoruz. 3 bedmiş terasın sonu 275.000 euro, ama burası neresi? Ne? Plodov Road, Port City. Öbürü ne? 250.000. 2 bed, bungalov. 250.000 euro. 350.000 euroya 96 metrekare 2 yatak odalı penthouse var. 500.000 euroya 232 metrekare. O lazım değil, fiyatını söylemiyorum hiç. 3 yatak odalı 275.000 euro yine. Yani ortalaması o zaman şöyle diyebiliriz. 275.000-300.000 euro arasında. Cork'taki evler, civardakilerdir tabi bunlar. Cork'un merkezi değildir. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir barda oturduk. Laşra'da bar. Mustafa ile birlikte yer bulamamıştık. Mustafa'yı bir çift masasına davet etti. Bunların masasında oturuyoruz. Çok tatlı insanlar. Bodrum'da olmuşlar bir kere. Aldık biralarımızı. İçiyoruz. Hello. Yeah. What's the word again? Şerefe. Şerefe? Şerefe. Yay! Şerefe. Tell me, you were in Bodrum. Yeah? Bodrum, yeah. 2012. 2012. Yes. And you like it? I loved it. You loved it? Yeah. I stayed in the Serapina Hotel. Okay. Bodrum. Absolutely beautiful. And the sky was so blue. Well, yeah. Sky is always blue. Sky is always blue. If you have the same school in Cork, you can ask transfer. Yeah, I know. Yeah. Maybe I don't go to school and I live in Cork. Yeah, why not? Morning work and night drink. You can come to Midland and you can become a friend of ours. Yeah, yeah. Where they make the whiskey, yeah. Jefferson whiskey, yeah. In Middleton, where I live. Yeah. Yes. And where Donny lives, they make Murphy's. And where is it? Middleton. Middleton, yeah. 13 so it's miles from here. Okay, and it's they made Jameson whiskey and distillery there. Yeah. Yeah. Oh my God! Did I get? Oh, I never lose a pool. You never lose a pool game. I never lose a pool. Wow. But I'm okay. A better shark. Yeah. Yeah. I left her wing. You know, it works. It works well. And where do you go for playing pool? Middleton, okay. So, if you come to Middleton, Yes. And both. Of the building, you can sleep in our home. Yeah. Oh, thanks very much. Oh, thank you, thank you. It's very nice of you. Yeah. What did I teach you earlier on? It's nice to be. Yeah, nice to be nice. And it's nice to be friendly. Yeah. It's nice. I was explaining to you what nice to be nice. Yeah. Yeah. If you wanted to say one thing to people in Turkey, what would you like to say? Yeah, good barbers. Good barbers. That's true. That's true. And what would you say the best thing about Turkey? Turkey, yeah. The weather. Sun. The weather. Sun. Yeah. You wake up every morning and you don't even have to think about it. You don't have to look out the window. You know it's going to be blue sky. Yeah, that's it. Always sunshine. Yeah. I loved it. Absolutely. Very good. And secondly, he talks to people. Very friendly. Oh my God. Yeah. Like here. Very friendly. It was really friendly. All right. Thanks very much for this. Thank you for. Thank you. Yeah. Arkadaşlar, gezimiz bitti. Otobüsteyiz, geri dönüyoruz. Videonun yarısını telefonla, diğer yarısını makineyle, sonra kalanını yine telefonla çektik. İnşallah olur. Artık olduğu kadar olmasa da öyle diyeceğim. Valla iyiydi, biz beğendik. Yani güzeldi. Ben gezdiğim 4 şehir içinde, işte son zamanlarda gezdiğim 4 şehir içinde Waterford, Limerick, öbürü neydi, Galway ve Cork'un en iyisini Cork olarak ilan ediyorum. Kendi kitabı bu tamamen benim düşüncem. Belki siz farklı düşünebilirsiniz kendiniz geldiğiniz zaman. Ama ben en çok onu beğendim. Daha büyük, daha çok şey var, olanakları var. Daha güzel. İşte o anlamda Cork'u daha çok beğendim. İşte şeyci arkadaşla konuştuk. Deliveroo yapan arkadaşla, ismi Özgür Adaş'ım. O da yani memnun olduğunu söyledi. 500 euro civarında kira veriyormuş ama tabii söyle algılamayın, single room'da, ama o şey olabilir. Yani artmıştır diyor. Ben şanslıyım dedi. Bir dakika. Otobüste çekim yapmak çok zor. Neyse. İşte o arkadaş da dediğim gibi 500 euro single odaya veriyormuş. Gayet iyi bu. Onun dışında ne var? İşte şey yapıyor, Deliveroo yapıyor. Oradan da işte Deliveroo'dan yaklaşık 1000-1200 euro kazanıyormuş aylık. Onun dışında da ayrıca McDonald's'ta çalışıyormuş. Oradan da maaş alıyor. Kirasına kıyaslanırsa gayet iyi bir gelir yapıyor. Dolayısıyla işte arkadaş beyaz yaka, Türkiye'deyken sağlık, sosyal hizmetlerde çalışıyormuş ve şimdi burada tabii ki boş işi yapamıyor ama amacı o olacak. İşte bunun doğrultusunda çalışıyor. Bravo. Yani gerçekten kolay değil. 2 iş yapıyor. Gece gündüz çalışıyor. Ama amaçları doğrusunda yapıyor. Bunu bir şey yapacaksınız. Sonra işte zamanla bunu oturtacaksınız. Bu açıdan kendisini tebrik ediyorum gerçekten. Çok da memnun oldum. Çok iyi bir arkadaş. Umarım istediği olur, istediği yerlere gelir. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi Cork'u beğendik. İş imkanları çok görünüyor. Yani her yerde her türlü mağaza, dükkan, iş yeri var. İş seçmezseniz gerçekten iş çok var. Tabii bunlar yine çoğunlukta beyaz yaka, mavi yaka işleri. Onun için arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalımı takip edin. Videolarımı beğenin. Yorum yapmayı unutmayın. Bunlar önemli. Instagram kanalımı da takip edin. Oradan da günlük paylaşımlar yapıyorum. Onları da görebilirsiniz. İrlanda hakkında daha fazla fikre sahip olabilirsiniz bu sayede. Bir de Telegram kanalımız var. Orada da 265-270 kişiyiz şu an. Orada da haftada bir canlı yayın yapıyoruz. Herkes sorularını soruyor. Fikir paylaşımı yapıyoruz. Onun dışında günlük olarak sorular da soruluyor. Birbirimize soruyoruz, cevaplıyoruz. Falan iyi bir ortam var. Size beklerim. Bugün gelin. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.